Feguli, öbürü Belhanda. Daha önce vermişti. Belhanda. Babel'le bir sıkıntı gitmeden de oluşmuştu. Babel hala var. Sürpriz de Donk diye tahmin ediyorum. Çünkü Donk indirimi teklifini kabul etmediği gibi yeni sözleşme öncesi nereye gidecek abi Donk pekala? Ne kadar 34 alıyor yaşında nereye gider? Ne kadar? 1.9 alıyordu. 1.9 kim verecek abi 34 yaşındaki oyuncu? Kim alacak? Söylesin. Boşta kalsın. Nereye gidecek? Kimse vermez. Ben biraz ya geriye gideyim ya. Geçmiş dönemde Fatih Hoca olmamış olsa ama o zamanlar, Igor Tudor zamanı gözden çıkarılmış. Altyapıda idmanlar çıkmaya başladı. Savaş'ın geçmiş yayınlarda söylediği çok güzel bir cümle laf var. Diyor ki eğer Falcao 5 alıyorsa Ryan Donk ben her maç forma giydim. Niye indirime gideyim ki? Benim en doğal hakkım değil mi? Hep takımlarda bunlar var. Beşiktaş'ta da var. Fenerbahçe'de de var. Bu takımlarda sadece oluyor. Donk için yani Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle hani beraber takım içindeki itirazlar oluyor. Yani bunlar hep takım içinde olabiliyor. Beşiktaş'ta da oluyor. Şimdi X bir futbolcu geldiği zaman sözleşmesi biten oyuncu. Ama Donk çok güzel bir konuya değindin. Ben daha önce bunu ifade etmiştim. Fatih Terim geldiği zaman Igor Tudor zamanından kadro dışı bırakılmıştı. Evet. Altyapıda idmana çıkıyordu. Evet. A takım kadrosunu testleri bile göremiyordu. Aynen öyle. Dolayısıyla Fatih Terim geldi, seni çıkarttı. Geçtiğimiz senede yeni bir sözleşme, imzalattı. Ve sen son ligin son iki hafta kala, Galatasaray haftalar sonra Göztepe deplasmanında ben parayı bahane ettin. Bence bu başkanın... Donk'un sözleşmesi bitiyor mu? Bitti. Bitti. Şu anda bir bilmece var. Ben Galatasaray'ın... Hiçbir kulüp vermez. Ya bırak böyle bir ortamda. Herkes feda yaparken sen zam istiyorsun. 34 yaşındasın. Bir de artık ne kadar cüzi bir miktarın olursa indirimi kabul etmiyorsun. Güle güle abi. Yani bu saatten sonra bu saatten sonra sana 1900 kim verecek abi? Kimse vermez. Ha, şöyle güveniyordur belki. Elinde bu şey var ya bonservis. Abi istediği yani kadar 1 lira alırım, 1 lira da imza parası alırım. Nereye gidecek? Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe verebilir mi? Beşiktaş verir mi? Trabzon verir mi? Hollanda'da hangi takım verecek? Bir bildiği vardır. Burada bundan sonraki süreçte bence Fatih Terim'i bir defa ekletmesin. Bir bildiği olmuş olsa veyahut da bir talep olmuş olsa çoktan giderdi. O zaman aklını çelenler var. Yani çelenler var. Yok diyor şu anda. Süreç var tabii yok ki. Yok diyor şu anda. Yok diyor da Galatasaray yoklanacak ya. Yani şu anda Galatasaray yani bundan sonra geliyorsa bile pardon diyecek yani o zaman. Ya aynen öyle kesinlikle. Onu pardon demek zorunda. Kim olursan olsun demek zorundasın. Yani çok ekstra işler yapmış olsa, faydalı olmuş olsa, goller, asistler atmış olsa tamam ona bir tolerans tanırsın da onlar da herkes feda yaptı dedi. Bu süreçte herkesin yapmak zorunda. Bu pandemi sürecinde yapmak bir faydası zorunda oldu. Bunun için de Falcao da dahil dedi. Sayın Başkan da Abdurrahim Albayrak'ta. Falcao yapmak zorunda abi ya zaten. Yapması gerekiyor. Yani o da onun farkına vardı zaten geçtiğimiz sezon vermiş olduğu performanstan dolayı. Yani o da onun farkında ya Falcao karakterli bir oyuncu. Baktığın zaman hakikaten geldiğinden beri bak belki düzgün bir, çok karakterli bir oyuncu. En ufak bir sıkıntısı çıkmadı şu ana kadar. Hep sağ söylüyorum. İçinde de dikkat edin. Sağ içinde. Agresiflik, çivit keyiflik yapmıyor. Mümkün değil. Farkındaysan. Maçı oynamadığı maçlarda tribüne geldi. Evet. Deplasmana gidemediyse o deplasma maçlarını evinde izledi. Yani sürekli i̇şte böyle. En büyük sıkıntısı beklentileri karşılamadı ya. O yüzden onun mağduriyetini yaşıyor farkındaysan. Dikkat edersen onun mağduriyetini de yaşıyor Falcao. Onun üzüntüsünü tabii ki yaşıyor. Ama Falcao'yu bu sene diyorum ben yine söylüyorum. Bu sene bambaşka bir Falcao izleyeceğiz abi. Yani Galatasaray'ın yeni transferi bana göre Falcao olacak. Geçen kalıyor sene, diyorsun. Kaldı diyorsun. %99 değil %100 kaldı bence. Falcao bir yere gitmiş. Ben şunu anlamıyorum. Cagne de geldi. Ben şunu anlamıyorum abi. Nereye gidecek? Kim bu paraları verecek? Ya insanlar şimdi Falcao'nun elinde değil ki. Galatasaray kulübünün elinde değil ki. Galatasaray kulübünün elinde olsa bir dakika tutmaz. Bu maliyetleri karşılamaz, vermez. Vermiş olduğu performansından Falcao, o da şunun farkında. 34-35 yaşıma geldim. Ben bu saatten sonra 2 yıllık kontratı daha var. 5-5-10 milyon euro minimum anlaşılan sözleşme yani resmi belgelerde 5-5-10 milyon gösteriliyor galiba değil mi? 2 yıllık belgelerde öyle işte. Bonuslar vardı. Bonuslar kaldı. Falcao gibi 2 yıl kim verecek abi 10 milyon Falcao euro? Falcao gibi bir oyuncu 5 milyon euro alamaz mı? Futbolcu bunu bu saatten sonra kimse vermez. Alır abi Falcao'yu alır. Neresi alır abi? Alamaz. Bak nasıl alır biliyor musun? Geçen sene 20-25 gol atmış olsa o zaman tamam derim. Adamlar performansa bakıyor. Cagney için de aynı şeyleri. Aynı konularda tartışmıştık geçen sene. Sen peki genel performansa bakarsın, son performansa. Ya ben genel performansa bakarım. Son sezondaki göstermiş olduğu genel performansa bakarım ben. Geçmiş performansa bakmazlar. Geçmişte çok önemli performanslar sergilemiş olabilir ama 5 milyon euro artık öyle kolay ağızdan kolay çıkıyor. Çarpsana hesap makinesiyle kaç abi, para. Abi Türkiye'de mi çarpacaksın? Falcao buradan giderse TL'yi kim baz alacak abi? Euro yani kim alacak yerinde, abi? Euro, kim alacak euro dolar. Hangi ülke alır? Herkes alır abi. Avrupa'da da bir takım... Pekala Galatasaray kulübü göndermeye çalışıyor. Niye alan yok abi? Ben de bunu anlamıştım. Galatasaray kulübünün göndermeye çalıştığını şöyle bir sürekli konuşuyoruz göndermeye çalışıyor diye. Sen buna inanıyor musun? Tutmaya çalıştıklarına inanıyor musun abi? Falcao ben mı? Bunu merak ediyorum. Galatasaray yönetimi, teknik adam, Fatih Hoca'nın tutmaya istediğine inanıyor musun? Bir defa Falcao gitme isteği olmayan futbolcuyu gönderemezsin. Bir,
Falcao'yu i̇şte gönderiyorsan Falcao'dan daha iyi bir oyuncu almam lazım. İstemez zaten. Gitme İstanbul 5 milyon euro 2 yıllık kontratım var 34-35 yaşındayım. Bana bu saatten sonra o paraları kimse vermez. Futbolcu empatisi, psikolojisi olarak söylüyorum sana. Empati kur abi. Kim göndermek istiyorsa neden göndermek istediğini açıklar. Maliyeti yüksek. Şimdi, maliyeti yüksekse niye aldın derim. Abi de şöyle bir duyma aldım. Niye aldın derim. Burada yayında başkan bu. Kronik sakatlığı var gibi iddiaları Volkan, varmış abi. Oraya geleceğim. Acaba başkan dedi ya bugün işte indirim yapmayan oyuncular hani ona çağrıştırdı tam olarak konusu. Acaba Falcao'da var mı o? Falcao indirim yaptığını kabul etti zaten söyledi Sayın Başkan. İndirim yaptı dedi yani. Öyle bir sistem yok. Yani Falcao bonusları kaldırması bile güzel bir hareket yani. O bonusları bile çok ciddi bonus, 5 artı 3, 8 milyon. 2 milyon. Bunun %60'ını bile yapmış olsa 1.6-1.7 yani bonusla, bonuslardan vazgeçti mi diyorsun Falcao? Bonuslardan bir kısmından vazgeçti evet. Yani normal şartta da herkesin yapmayacağı bir hareketi yaptı. Bonuslar da az değil. Yani o. Ya sen kalacak mı diyorsun Falcao? Ben kalacak diyorum. Ben daha önce de söyledim yine söylüyorum. 5 milyon euro da indirme istedi mi, talep etti mi? Yok o 5 milyon euro da bir sabit parasında bir şey yapmaz. Bonusları çünkü ciddi anlamda bonusları da vardı. Almış olduğu 5 milyon euro da. Bonuslardan ne kadar indirim yaptı abi? Abi bonuslarda ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç? Puan başlarını bile kaldırsa yeter. Bu sene Falcao 30 maç oynasa o büyük bir küfür olacak. Bonusları ne kadar yani. Mesela Falcao'nun toplam? Bu tip oyuncuların sözleşmesini görmeden bir şey diyemezsin. Bir şey diyemeyim. Çok ortalama. Çünkü bu tip oyuncuların bir sürü şey var. 20 maçı geçerse bu kadar, 10 maçı geçerse bu kadar, puan başı şu kadar. Rakamları ben tek tek evet. Vermiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Bunlar dile getirmek tabii doğru olmaz. Ama bunları kaldırması bile. Sadece maç başlarını kaldırsa yine yeter ya. Maç başlarını kaldırsa sana 30 maçın 20 maç kazandığı zaman 3 puana 25 bin euro olduğu zaman hesapla işte yani. Kim kazandıracak 20 maç? Falcao şimdi, mı? Yok 20 maç kazandığı zaman puan başı artık şey, bonuslar çünkü. Şimdi A Spor'un Twitter hesabına girdiğinizde karşınıza çok güzel bir anket çıkacak. Ne o anket? Şu ana kadar transferin en başarılı takımı kim? 4 büyük kulüp. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor. İşte anket başladı. Şimdi başladı. Şu ana kadar transferin... şu ana kadar evet 7000 oy. Yeni başlamadı değil mi? Kaç dakika oldu? Saat başı koymuşuz. Özür dilerim. Şu ana kadar transferin en başarılısı hangisi? Kim önde? %44 ile Fenerbahçe görünüyor değil mi? %32 Galatasaray herhalde orada Arda Turan'ın yansıması var kuşkusuz değil mi? İşte Oğulcan. Emre Kılıç. Emre. Beşiktaş'ta %8 biraz yavaş gidiyor Beşiktaş. Onu Okan'a geldiğinde soracağım. Trabzon %16. Balotelli meselesini açalım bugün önemli çünkü. Okan da bir telefon trafiği yaptı. Mario Balotelli konusunda yönetim anlaştı ama son söz... Sergen Yalçın'da, Balotelli konusunda son söz Sergen Yalçın'da. Papi Sisse'nin menajerlerinin İstanbul'a geldiği ve Erdal Torun oğullarıyla görüştüğü iddiaları da var medyada. Onu da değerlendirip masaya yatıracağız. Anket devam ediyor A Spor'un resmi hesabında. Galatasaray'ı toparlayıp Beşiktaş'a geçeceğim. Son... Başkanın söylediği gibi Galatasaray'da transfer hareketliği devam eder. Gidecekler de olacak, gelecekler de olacak. İşte Babel gibi Seri Lemina sözleşmeleri bitti. Önümüzdeki günlerde hareket başlar. Yarın da Emre Kılıç devam edecek. Gidecekler. Bir yine sürpriz olabilir ayrılığı. Yani bayağı bir hareketlik olacak Galatasaray'da. Beşiktaş'a Okan'a söz vermeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki de. Son sözü Sergen söyleyecek diyoruz ya. Hı hı. Transferde Sergen Hoca zaten en başta sözü söyledi. Yani transferde eğer burada Balotelli ile yönetim bu kadar konuşuyorsa, bu kadar görüşüyorsa, şu anda ince pazarlıklar son raddeye gelmişse Sergen Hoca burada zaten onayı vermiştir. Bence Beşiktaş'a hayırlı olsun Balotelli. Şimdi Savaş'ta çok net Okan'a pas atıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Sergen Hoca'nın transfer politikasını biliyorum çünkü yani. O eğer baştan istemeseydi Balotelli şimdi, transferi bu kadar uzamazdı. Tabii Okan daha yakın camiaya kabul edelim. Mutlaka bir duyumu, bir telefon diplomasisi yaşamıştır. Şimdi bir, Mario Balotelli. Bugün Corriere della Sport gazetesinde, Sky Sport İtalya'da zaten iddialar artık gün yüzüne çıktı. Yine A Spor ekranlarında paylaşmıştık Balotelli'yi. Birinci sırada Mario Balotelli. Yani yönetim İtalyan oyuncuyla her konuda net bir şekilde anlaştı. Evet. Beşiktaş Kulübü bu oyuncunun bonservisini de almak istiyor. Yıllık maliyeti de öyle çok büyük değil. Yani 1.2-1.3 civarında. Şimdi çok net bir şekilde söylemeyelim ama bizim duyumumuz o yönde. Balotelli tamam.